Aşağıda müşahit çocuğu biraz beklenmekte. Hoş geldiniz. Bura manzarası en güzel binamız. Ama işte el işi atölyeleri başlanacak. Çanta yapım kursları başlayacak burada. Bu arkadaşlar çok çok istekliler. Kaç kişi? Evet. Toplamda 28 tane var onun. Aa çok iyi. Biz genelde internet üzerinden satıyoruz. Evet. Marka mı yarattınız kendisi? Evet. Ay harikasın. Şimdi diğerini de çalışıyorum. Tek tek daldırıp gösterir misin? Kuma işlerini. Çok güzel. Kim yaptı bunu? Arkadaş gelişinde şu an yok da geliyor. Bakın. Bir tane daha alalım. Beğeniyorlar. Biz ona göre şeylerini yapıyoruz. Bu şekilde. Bir de böyle takıları da kendi şey yapıyoruz. Kıyafetine uygun. Evet evet. Aynı orta. Ne güzel işte. Alıp bunları deniz çantası. Bu mesela kaptanı şampiyonlar çok gündemdeydi. Evet. Aynen. Bakalım kumaşları falan da. Evet. Aynen. Abinizi çok fazla şuna kaldırdı. Yok ki şekerli. Bu adam özel geçme. Baksana kumaşa falan. Bunlar bizim şeyimiz. Da var. Aynen, takısı da beraber. Her katına ayrı birbirinin ucuna ekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ötüken Vadi Parkı Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde kadınlarımız dikiş atölyesinde eğitim alıyorlar. Yaptığımız sohbetlerde burada sadece maddi olarak değil, manevi olarak çok mutlu olduklarını, birlikte sosyalleştiklerini söylüyorlar. Biz de burada Mersin'den Kadın Kooperatifi, Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle olan Evimiz Atölye Projesi'ni bir kısmını da burada gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ben buraya 2 yıldır geliyorum. Pike yapmayı, işte nevresimi yapmayı öğrendik. Ondan daha çok ziyade burada hep birlikte mutlu olmayı öğrendik. Zamanımızı çok böyle dolu dolu, pozitif bir şekilde, mutlu bir şekilde geçiriyorduk. Daha sonrasında da üretmeye de başladık. Bu ürettiklerimizi satabiliyoruz da. Bunun yanında dikişe de başladık. Kendimize kıyafet dikmeye başladık. Çocuklarımıza kıyafet dikmeye başladık. Bazı arkadaşlarımız dikip satabiliyorlardı. Yani maddi manevi burada biz çok mutlu oluyoruz. Diğer bayan arkadaşlarımıza da yani ben tavsiye ediyorum. Ellerinden geldiğince burası Ötüken Vadi Parkı. Hani geçerken şöyle bir uğrasınlar. Gelsinler çayımızı kahvemizi içsinler. Şöyle bir başlarını soksunlar. Burası bize bağımlılık yapıyor. Yani başlayınca geri bırakamıyoruz. Bu arada Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Allah razı olsun.